Merhaba arkadaşlar. Set 101 birinci soru. ABC ve DEC ikizkenar dik üçgen. ABC ve DEC ikizkenar dik üçgen. O zaman şurası 45 derece, şurası 45 derece olmalı. AC uzunluğu 12 kök 2, DE uzunluğu 13 kök 2 santimetre verilmiş. CB AD'ye dikmiş. Tamam. DAC açısı CED açısına eşit ve 45'er derece olduğuna göre alan BCD, yani BCD üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın, 45-45-90 üçgeninde 90'ın karşısı A kök 2 ise 45'in karşısı neydi? A birimdi. O zaman 90'ın karşısı 12 kök 2 ise 45'in karşısına 12 birim yazabilirim. Buralar 12'şer birimmiş. Aynı şekilde 90'ın karşısı 13 kök 2 ise 45'in karşısı 13 birim olmalı. Şuralara da yazalım. Bakın, CBD üçgeni bir dik üçgen değil mi? Özel üçgen vardı. 5, 12, 13 değil mi arkadaşlar? Bakın, dik kenarlarından birisi 12, hipotenüsüm 13 ise diğer dik kenarım 5 santimetre olmalı. Ve artık BCD üçgeninin alanını hesaplayabilirim. Çünkü taban belli, yükseklik belli. Taban çarpı o tabana inen yükseklik bölü 2 bana neyi verir? BCD üçgeninin alanını verir. Sadeleştirdim arkadaşlar. 6 kaldı. 6 kere 5, 30 santimetre kare benden istenen alanmış. C şıkkı. İkinci soru. ABC ve BED dik üçgen. AC AB'ye dikmiş. EB AB'ye dikmiş. DE uzunluğu 8 santimetre verilmiş. Yazmayalım arkadaşlar bunu. AB uzunluğuyla 4 tane AC uzunluğunun toplamı 24 santimetre. Eğer ben AC uzunluğuna K dersem ya da X dersem, BE uzunluğuna 2X demem lazımmış. Şuraya X yazdık. Şuraya 2X yazdık. Şuralarda YY olsun arkadaşlar. Bakın eşitliğe de harfleri verelim. Şimdi bizden ABC üçgeninin alanını istiyor. Şimdi EDB üçgeni dik üçgen olduğu için burada bir Pisagor yapacak olursam 2x'in karesi artı y kare eşittir 8'in karesi gelmeli. Yani 4x kare artı y kare ne geldi? 64 geldi değil mi arkadaşlar? Bu kenarda dursun. Şimdi bize ne demişti? AB uzunluğuyla 4 tane AC uzunluğunun toplamı. AB uzunluğuyla 4 AC'nin toplamı 24. O zaman 2y artı 4x eşitmiş arkadaşlar 24'e. Ben her tarafı 2'ye bölersem y artı 2x ne gelir? Y artı 2x 12 birim gelir. Gelin arkadaşlar burada parantez kare alalım. Bakın parantez kare aldığımda şu ifadeleri yakalayacağım. Birincinin karesi y kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4xy artı 4x kare neye eşitmiş? 144'e eşitmiş. 12'nin de karesini aldık. Y kare artı 4x karenin eşiti neydi? 64'tü arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. 4 tane xy artı 64 eşittir 144 olduğuna göre 64'ü karşıya atalım. Yani 4xy ne geldi arkadaşlar buradan? 64'ü çıkartırsak 80 geldi. X çarpı y ne gelir? 20 gelir değil mi arkadaşlar? Şimdi bizden istenen yer neresiydi? ABC üçgeninin alanı. ABC üçgenin tabanı 2y, yüksekliği x'ti. O zaman 2y çarpı x bölü 2 bizden istenen alan değil mi? Bu ne yaptı arkadaşlar? İkiler gitti. X çarpı y benden istenen alan geldi. Ben x çarpı y'yi zaten 20 olarak bulmuştum. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevabım oldu. Üçüncü soru. İkizkenar dik üçgen şeklindeki yeşil ve kırmızı kağıtlar dik köşeleri ve birer kenarları şekil 1'deki gibi çakıştırılmıştır. Kağıtlar şekil 1'deki konumdayken yeşil kağıt sabit kalmak üzere kırmızı kağıt yukarıya doğru 2 santimetre hareket ettirildiğinde yeşil kağıdın bir köşesi, kırmızı kağıdın kenarlarının orta noktası ile şekil 2'deki gibi çakışmıştır. Buna göre şekil 2'de oluşan ABC üçgeninin alanı kaç santimetre kare olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar kağıt yukarıya doğru 2 santimetre kaydırılmış.
Dolayısıyla şurası ne olmuş? Orta nokta mı olmuş? O zaman ben buraya x dersem şu uzunlukta ne olmalı? X santimetre olmalı. Şimdi bunlar nasıl üçgenlerdi? İkizkenar dik üçgenlerdi. Dolayısıyla şu uzunluk x artı 2 santimetre olmalı. Şu uzunluk da 2x santimetre olmalı. Eğer bunlar ikizkenar dik üçgense. Şuralar 45'er derece. Bizden istenen alan neresi arkadaşlar? 2x. Şurası dikse, şurası da diktir. 2x çarpı 2 bölü 2. Yani ikileri götürdüğümde aslında bizden 2x'i mi bulmamızı istiyor soru? Güzel. Şimdi bakın, şu noktayla yeşil üçgenin şu ucuyla kırmızı üçgenin şu ucu arası 17 santimetre. Bu uzunluk nedir arkadaşlar? Bakın x artı 2 burada, 2x burada. Yani 3x artı 2'lik uzunluk 17 santimetreye eşitmiş. O zaman 3x 15'tir. Buradan x'i ne bulduk? 5 olarak bulduk. Bize sorulan ifade neydi? 2x de çarpalım arkadaşlar 2 ile 5'i. Ne yaptı? 10 santimetre kare. Bana sorulan alan oldu. B şıkkı doğru cevabımız olur.